Uyghur yazgıçısı Yasinjan Sadık Çoğlani'nin Jallat Khan'ın namlıq tarihi roman. Bu roman Belikut şirketinde avazgı elinip Belikut torda anıtıldı. Şahsade Yolvas Khan'ın dadısı Abdullah Khan'ın icatsızda tahtı oltur vağalığı'a hayil bulmağan Hindukuş Mirza, Mirza Tinbek, Mirza Nakbek, Mirza Polatbek, Mirza Şahbek, Mirza Qazilbek, Mirza Abdullah Hoca, Palvan Qazi, Zaman Hoca Katarlık Birkancı Emirli, Aslanı Emri, Koşumca Aslanı Muhafizetçiler Koşunluğun Serkerdisi Mirza Babağ Bey'nin kasırgı yoklaştı da. Haz Khan'ı da kıskalı meslehet kılıştı. Birlik kegen meslehet bu için Oğuz'daki bu siyasi özgürüşünü tepsili yedir, çevendoz arkalık Sultan Abdullah Khan'ı vakıflandırış ve Khan'ın fermanı bu için tedbir konuluş belgelendi. İki çevendoz yol boyu öten lengerde at yengüçler menüp, üç günde Sultan Abdullah Khan'ı yetişi aldı. Ve Hindukuş Mirza, Mirza Babağ Bey, Katarlık emirlerinin imza koyup yazan ciddi malumatını tapşırdı. Sultan Abdullah Khan mektubunun mezmundan haber tepip, Şahzade Yolvas Khan'ın başbaşçılığından şunçilik gazetlendi ki. Seferdaşlarga bu ciddi malumatın mezmundan itişki aldırıp, ulanı astaniye derhal kaytışkı ferman verdiler. Öz bilen belli ilvağın korukçı yiğitlerini başlap, astaniye karap atsa. Dadısı Sultan Abdullah Khan'ın kayıtıp gelişine zınhar hıyalığını keltirmeyen Şahzade Yolvas Khan, hatırcam halde tahtta oturup, özünü mübarek etkileyen emir beylerini kabul kılıp, ziyafet, bezmi sorularını uyuşturup, tem keçilegece şarap korluk kılıp, keyif safa sürmekteydi. Elikli iki çevendaz, üç gündü basan yolunu Sultan Abdullah Khan, bağırlık nökerleri bilen üç ketimden at yengeçlep, keçilerimi tüzük aram almayı iki gündü besip tüketleri. Bandat namızını zılçak östen boyudu okup, aşıvaktı bilen hastaneye yitip geldi. Hanıka dervası kovukunda köze tutturgan serkerde, leşkerle hodde asmandan düşkendekli tuyuksuz peyda bu kalan Sultan Abdullah Khan'ı görüp, közlerge işenmegen halde toruplu kaldı. Dervaza uçup idi. Abdullah Khan nökerler bilen tohtumayı at çapkınınca zehir işçiyi bastırıp girdi de. Odun ordu dervasını nişallap at saldı. Şehir koçularını atlanın tuyaklarından götürülgen kuyuk çan tuzan ve atlanın tuyak avazlarından çıkan döpür döpürle bir aldı. İşlemedin bir haber astanı ahalısı şehirge küçlük yağı bastırıp gelgen okşaydı o dep kattık vehime geçişte de. İş derizlerine mehkem takaştı. Önerven, kasıp, ticaretçi, dükkanlarla emdeli yetişki başlayan dükkan yaymalarını yığıştırıp takaşkı başladı. Sultan Abdullah Khan ordu dervasının ağlığı yetip geldi de. Dervazının üstündeki Karavul Khan'da odukup tentirip durgan leşker beşiğe kahır gazep bilen mağırdı. Şahzade hazır ne de? Sultan Abdullah Khan'ı tunugan leşker beşi şunda kattık çeci de ki. Aldığı bödürüp getip sipil üstünden yergi uçup kişkide kıl kaldı de. Çırayda kan kamağın halda aran cevap verdi. Onu hazırdım ki meydan boğay. Şahzade alimleri hakikaten şahin şimdi mi ki? Sultan Abdullah Khan leşker beşinin cevabının ahırını kütmestirla yeni bakırdı. Ankayıp tomay aç dervazını bedbeh. Ordu sipilinin koyunu tümür dervası nalılık gıcırlap içildi. Sultan Abdullah Khan şu haman orduğu karap at saldı be. Odun şahin şimdinin aldığı kip doktu. Sırtki vahimilik döpür döpürdün kandaktor bir xavipni sezip, yürükü akkandet kılgan Şahzade Yolvas Khan nemiş yüzbəgəlligini bilip bekçikten mulazim çıkartıp boğuca. Şahin şindan bosıqıdın kahır gazepilen kerip kilovatkan dadısı Sultan Abdullah Khan'ı görüp, tesavvur kılsız bir xil vahim ilkede tahtın tehrep turup kettiri. Öğrü turuşkan macalı yetmedi mi, ya ki mözürüp ketti mi, ey davur, kullanmadı kılıp şah supunun 9 paylık pelempeyden yumulunup düşüp yıkılgan orunda tükünüple oturdu. Sultan Abdullah Khan'ı görüp hantan kılışkan bir kısım emirle bosa ketipli kılışkan idi.
Men boldu ya sizge şahzade. Dedi Sultan Abdullah Han yükünüp oturgan şahzadege soğuk nazar taşlap kinayı kılgan halda. Taht degen rauruz oturup rauruz duruş gerek. Bomsa muşundak mödürüp gitidigan yıkılıp çüdigan gen. Vahimidin pütkül vücudunu karı ter basgan şahzade yol basgan levlerini kımırlatgın içe mın tersi zuvangı geldi. Onun yarışımlı kapkara buratlarına maslaşkan, yigitlik sumbatın namayan kıpturgan, girdi nandek mağzının kıyını kaşkan bulup, ve aynı murdudek tatırıp getgen idi. Beni keçirsinler han ata. Aldırlarda günahın yeteneğimin, ben aldırlık deme. Şahsadının becarilik bilen möldürlep durgan çoğun koy gözlerine karıp, Sultan Abdullah Han'ın bir dillı atılık mihri kozu kaldıdı. Deslepki peyledin bir ağız yandı. Han'ın közlerdeki mihri şefkat kuşkullarının putkuluk azırak mağdur kegen şahsadı bir dillı ahlını şıksaldıdı. Bağırlık günahlarını kaçkardın belli kegen emirlerge yüklep özünü ahlaşkı başladı. Müne aşı tuzkor emirlerim azdırıptı Han'a ''Mən ulanın naşkır məsləhətigi kirib...'' Şahzadının qarı yüzlü bilən qılğan sözlərini alıb, Qəşqər əmirləri toyuqsız ilan çəkivəgəndək qatlıq çöçüdür. Turğan cahidələ mökküdü tızlanğın içə dad pəriyyət qızırışdı. ''Şahzadən, xudanın haqqını bozumu bizni ot qıtaşlamısıra?'' ''Xanan indirə şəqqatlıqdır, şahzadən qoqıf getib qılamıqan sözlər vazıdır.'' Biz günahsız durmaz han alimleri. Sultan Abdullah Han bu nalı feryatlığa pervamı kınmasın vah karadı. Mırgaze. Lebbey kabli gahir. Bunu tozgör, münafık emirlerinin derhal kıllı selinsin. Şu haman Şahinşin bozuğusu da ferman kütüp durgan nöklerle alı toğu selişmince oval buldu de toğla vatkan Muhammed Raif Hoca. Ahım Hoca. Mirza Abdusamad Bey, Mirza Arab Bey, Ahın Nazir Bey qatırlıq Qashqarlıq Bey törləgi qaplandak taşlandırı. Qoltuqlardan darqırtıp sürgünəcə Şahinşindən əçıqıp gəldi. Bədəmlik örtöpünün kiyinki Şahinşin içi yəni kiyin usulu anıqıdak dərəcədə kim tasıq qıçındı. Amma əs hoşunu yox çıb, buddaq getib duruşqan əmirlərinin səzgürləri bolsa, Kudde behimlik kaynamığı kerip kalan be. Naümit azapla ilgi de tenisiz dedi. Kaşkardın belli ekegen emirlerinin hemmesinin ölümü buyurulgalığını körgen şahsadının vücudu korkunuşsun boş şiplik etkendi. Şahsadının emirlerine ölümü buyurup bir ağız pufadını çıkandak boğan Sultan Abdullah Han taht aldı da kerpedek sögülüp ketken oğluğu karap bir neçe dakika uyunup kaldı. 30 yaşın halkıgan şahzadını emirlerinin damığı küçüp kitipti o dep günahını başkalağı artıp koyup keçerim kısa. Orada erkalları gın kılamığını bilen köngülde herkes kayıl bulmaydı. Kanının adaletidir. Seltenet kanununun baraverliğinden kumarlanır. Özüne fütkül seidiye kallığının adalet panahı. Adıl Halla Sultanı dep hesaplagan Sultan Abdullah Han şu tapta ordu ehkamlarına kanunlu hılap tıkıgan şahsadını en aval cazalış. Ölümge buyuruş gerek. Lekin kaysı bir atının karap durup öz oğlunu ölümge buyuruş tele basın. Ah Tanrım. Şu tapta şahsadını ölümge buyurmayımı özünün adaltını namayan kılgırı. Şu arkalık emirlerini kayıl kılıp olsa idi kaşki. Kallısıga tuyuksuz gelgen bir akıldın Sultan Abdullah Han'ın könlü vallıdı yürüp gitti. Kalbide öçeyi de kalan ümit çami kaydedin yürü. Doğru, şunu da kılış gerek. Şahzadının ölümü buyuruş gerek. Ölümü buyurulgan şahzadını ordu erkalları kilvanmay kalmaydı. Ocağda, ben emirlerinin yüzünü kıgan bulum ben de. Muşu yol arkalık şahsadın ölümünün kutkuzup kalı ben. Bunda kısam bir tarafın daha insaf, vapasız şahsadını katlık çöktüp, tehtik göz tükmez kıymetine.
Yana bir tarafdan ordu erkanlarga, el yurtqa özünün adaletlik han ekanligini ko'rsatib qo'ymay. Sultan Abdullah Han xiyolini shu yerda yig'ishtirdi. G'azab bilan baqirdi. Kelinglar, bunu badbaxt, noshukur shahzodamni ochib qoldisinglar. Sultan Abdullah Han farmonni jakorlab bo'libla, yuragi xuddi xanjar urgandek serqarab ketdi. Ota! Shahzoda jonsiz emirdi. Sultan Abdullah'ın karış için kötürülgen beşi lassı dökşip geldi. Hat korkup gitken şahsada hoşidin ketkendi. Şu dakikada Sultan Abdullah'ın tahtını sekrep çüp oğulunu yürüdüsü. Beşini kuçukluğu elip peşanısı bir sögüs kip getdi. Lekin çandırma sıktırışıp tahtta hudde çok üstüde oldurgandık kuçunup oldurdu. Onun fermanı bilen Şahinşin'i kerip gelgen bir sultanlar taht aldıdaki gelen üstüne uçsuz yatkan şahsadının koltuğunu tutup sırtık söyrep meniske başladı. Şu dakikada Sultan Abdullah Han'ı küçük bir kol yürgeni bir kişinin üzüven bahçe bulup tartı vatkan bek toyluğu gelip tandasız bir azap ilgide kıynaldı. Han'ın köylüge kütken modu asını düşenmeyen emirle tihimi kattık vehimi gipetip beşini öven seri çıkınca bu tek getip duruşattı. Han ölümge kitabatkan oğluğu karıp permandın yeni velişten özünü aran aran tutup oturattı. Ah Tanrı! Bir elinin hakanının çürüp boğan permandın sebepsizde yeni velişten mi şermende işbamı cahanda. Bağırlık ümidi yok çıkıp amalsız kalan sultan Abdullah Han'ın közüge mözleri yaş geldi. Emirlerinin közüge yeniliş, iltica ilkide tembirdi. Onun en ahırkı ümit şami cansız pıldırlap nida kılardı. Tezerek eklanlan tepınla sümlük emirler. Ancikim emirlerinin günahını mı tılaydınla ama bugün ne mi buldu silege? Huda hakkı, merdin tezerek şahsadının bir kuş kendin tılayla. Sultan Abdullah Han'ın ilticalık gözleri emir kabir indi kuş merzi bilen aslanı emiri merzi babağdayının gözleri bilen ahire dokunuştu. Han'ın külsene kadar taşay taşay dep lığırlap durgan açık yaşını görüp bu içk emir Han'ın yürek nidasını ağlığandı ekli oldu. Ola bir dizi ahındı. Şahzadını Şahinşin'in iğiz bozuğunun söyrep açıkı batkan iki nöker karıp bakırdı. Toktala! İki nöker cahidine çıkmadı toktadı. Sultan Abdullah Han'ın kalbide pillide kalan Ümit Şami yeni kaydedin yattı. Hatırcamlık bilen Çonkur nefes aldı. Yürükünün ensiz sokuşu bir az reytimi uçuştu. Yindikuş Mirzi bilen Mirzi Babak Bey kol bağlap durup Sultan Abdullah Han'a gelirdi. Melun boğay adalet panahi. Şahzadının bir kuş kendin keşkeyle. Şahzadem rastlı günahsızdır. Hakikaten bu aşı riyakar emirlerinin azdırışı kuşurgandı. Başka emirler bu Alman Talman Han'a iltica kaldı. Şahzadının bir kuş kendin keşkeyle. Anı hazırdı. Çonkur hangi çip gitip bağın adam bir tal çak şumluğu kodu ilişip kağandak tuyguğu kegen Sultan Abdullah Han artıkça terkişip durmayla emirlerinin yüzünü kalıp şahsadının günahidin geçti. Aldızı tızlanıp durup günahini terigen şahsadıya Sultan Abdullah Han nurgun nesihetlerini kalıp vakti kegen de Saidiye Sultanı'nın bu tahtını çokun berdiğalığını etti. Onu yanıla Kaşgar'ın naib emirlik mensibiyi teyirle yolu sağan idi. Afsus. Aradın 3 yıl öte ötmeyi şahsadi yeni asili kılıp dadısı Sultan Abdullah Han'a baykut kıldı. Baykut kıldı mı kayısı bir karı niyet, suikastçı münafıkının meslehet bir işi, yol körsüzü, akıl ögütüşü bilen puhtı teyirlik kılıp kılıç yalamaçlap tahtki hırs kıvatattı. Hayatıdın duru payda boğan bir top taş gömükle Sultan Abdullah Han'ın yalavaş bedenini çekişki başladı.
Xan paşılanın hocumağı bərdaşlıq verənmək tolumdan özünü soğu attı. Əzizin aşkan paşı kumutla xanın baş üstədə bezanlık bilən vınıldaydı. Sultan Abdullah Xan arqımı arqa şüqetim çöngüldü. Sodun çıxıp kətməkçi bulup könlün liliyi qarak düştü. Nökerle appaq yepek romal bilen xanın bədənini sürtü atanda Bek Ağulbek xanın peşiğe yakınlarıq kirip sordu. Ana Hazretinin iştahası nemeyi tatı diken? Şarap içeyle. Dastıhanlı lalızlar ravakla vestanlı. Mine hiç kim avar kımısın. Bana divan bilgi bilen şikkili ölüpet boğazla boğdu. Sazendilerim çakırımız mı? Bek Ağulbek ayol ütmeyle lalızlar ravakının şahsıpsığa Dastıhan burası dedi. Adette Sultan Abdullah Han şarabını dümle pişirilen soğuk kozu göçü bilen içecekti. Koğunluğu Allah'ı da amaraklıydı. Dastıhan Sultan yaş gördüğün nazlı nimetlerden toldu. Şehirlik mukam köyleri yanıravatkan temburunun yakınlık avazının huzuruna varkan Sultan Abdullah Han kudde yürükege nahın uruvatkandak bir tuyguda çonkur mongu çimgeniydi. Temburçi yigitnin sözük Muğluk avazı lalızlar ravaktan kötürülüp, keçi kuşkuğu sınıp gitip barattı. Yaman yolbas yoldu yatıp, şırgı yol vermez. Ata anısının kargış ağan ilgari kelmez. Tamburgu tengeç kılıp yan ravatkan nakşa, baya Sultan Abdullah Han'ın köngüldün bir demlik kötürülgen vapasız oğlu şahsadı yolbas han hakkadaki azaplık hiyallarını haydi kozgap koydu. Han hasret bilen uluğ kiçikten dedi. Afyun çılınğan küçük şaraptın kaçtışı camıda arkum arka üçünü içiverdi. Naşladın ki Şahin Şıngı kerip gelgen Sultan Abdullah Han'ı körüp, Xelid'in biri Han'ın etigellik kubununu küçük durgan bağırlık çoğun küçük ordu erkalları dörrüdü uğrulardan duruşup salam berişkince Han'dan iyisellik soruştu. Akşam çarabını köp içip etkerliktim mi? Sultan Abdullah Han'ın kapakları içip, gözleri kızırıp getkendik. Yürekleri pokulda tutan emirlerge, Han'ın bu gözleri gazetin kan koyulgandak duyulup, ihtiyarsız çörpünüp geçti. Ve akşamki ölüm vahimisi yeni payda buldu. Han emirlerge salkın nezir taşlap oturuşta işaret kaldı. Anı Hazretimge melim boğay. Dedi öde içipek sepnin aldığı rıh çıkı. Turpan'ın naib emri Sultan Said Baba Han Ali'lerinin han avuçisi Şemşibano Melik kızı Melik Möhterem Khen'ini elip aslanı karab kivi tuttu. Ola hazır kaya dike. Sordu Sultan Abdullah Han bu haberge kömül bilgen kaldı. Akşam kegen çaparmanın malum kılıçıca. Dedi öde içipek beşini tövün seni. Tönügün keç, halen gerdi ki Avud Bey'nin oydusuğu çüşken kaptı. Bugün aşı vakıta çıkkalışı mümkün. Sultan Abdullah'ın şahsadı yol vasıhanının aşı yıldaki emelge aşmağın siyasi özgürlüsüne yığıştırgandın kiyin ziyadı guman korla kılıp bir kısım yakın emirlerini cazalıp yakı yurtlağı sürgün kılıp yetişbilen boldu kılmay bir tukan inileri şahsadı İsmail Han bilen şahsadı İbrahim Nımı hakim yettin. Ordudun çetleştiriş məqsidine ulanı Cunghar Aksonakları tolu para kendisiyle saldıgan, pat pat vuruş topulanla bokturduğun Üçtürpan bilen çalışının naib emirliğini təyilip, Irak'a evet vetken ve Aksu, Kaşkar, Koten Katarlık çoğun şehirlerini özünün oğul nevrilerine soyurğal kılıp bir vetken idi. Bu iş inilerinin narazılığını kozgap, akı ufkıla hele oldalı soğukluşup kalan idi. Hazır öz oğlu tahtke hırs tutturgan moşundak ciddi payısa, İngilizleri bilen gen adavetini yuyup, münasibetini bir amal kılıp yakşil verişke oranı vatkan Sultan Abdullah Han'a, inisi Sultan Said Baba Han'ın ağıcısı bilen Melikisini aslanıge mihmandarçılıkı evetçi bir yakşılıkının alameti bulup duyulmaktaydı.
Biroq yurtlardagi inalarining lashkari yordamsizmi o'zini qo'llab hamdanda bo'lib turishi hozirgidek xalqliq paytda saltanat uchun eng cho'ng yordam ekanligini Sultan Abdulloh xon nihoyat obdan tushunadi. Cho'ngalashqa u inalarining xon og'chilarini qarshi olish uchun xonishqa bir qancha amirlarni hamro qilib kutib olgan ordu qoidasini buzib shaxsan o'zi istiqbolga chiqishini ko'ngliga puxtadi. O'dejibekka farmon qildi. Aramga xabar qilinsin. Turpandan kelgan yangi xon ovchini borliq xon Shahbanola ostoni amiri Mirzi Bobobayning hamroligida xon ko'rikicha istiqbolga chiqib kutib olgan. Men boshqa amirlar bilan shahar sepilining sirtida istiqbolga chiqaman. Mehmonni kutib olishga borliq amirlar ovchilarni billab chiqqan. Xondan farmon olgan Hudaychibek qulluq bildirib shohinchindan yenib chiqdi. Sultan Abdullah Khan yeni işbamı odak emirlerine kaldı. Emirlerden sada çıkmadan nekin aslanı emri Mirzi Bababay'dan sordu. Asi emir Mirzi Yusuf Bey'nin ceddi cemet kırıp taşlandı mı? Anı Hazretim ki melum bu gay. Asi emir Mirzi Yusuf Bey'nin hutun balları aldık günle aslanından çıkıp gitmişti. Malmülük'e hacinik inilip huylu aramları köydürüp itildi. Her qaysi bagrik, ötən ləngər, kənit qışlaqlığa qaş qullarını tutuş doğruluq alaq əvətildi. İzdə tutuş üçün yarımlıq ızcıla, paylaqca yayla yolu selindi. Mirzi Bababayının cavabının Sultan Abdullah Khan anca razı olmadı. Demedim mi, orada da satqın var de. Sultan Abdullah Khan'ın təndin tolusu akırışqı başlayan, qısqı kuyuvağın sakını qəzəbdən istirdi. Suvari altın kaplagan dişleri uçarladı. Kaş kullağa ayğakçıda aldın haber bir vetkenge. Sultan Abdullah Han gipine toksutup asi emirlerine tonu almakçı boğandak kol bağlap durgan ordu erkanlarına meşte tehdit geldi. Şahin şimdi yeni vehimi tumalları bastı. Şu esnada bayı perman yetkisi için çırpkı çıkıp ketken Hüdayçı Bey bir parça mektup çılınan petnosunu götürgünce Şahin Şengi kerip geldi. Melun Boğay, anı Hazretimge Şahzade Yolvatkan mektup yollattı. Şu haman bağırlık emirlerinin nezri petnosdaki mektupka tıkladı. Sultan Abdullah Han'ın çırayını kızıkış, guman ve ızdırap arlaşkan murekkep tuygu çırma vardı. Mektubni qoida bo'yicha bosh mirza avaylab qo'liga oldi de. Xonga ehtiram bilan uzatdi. Xon mektubni ichib shundoq nazarini og'dirdi de. Yana bosh mirzaga qaytirib berdi. Odatda jang mazgillarida yo'llangan muhim maxfiy xat aloqalardan boshqalarini sultan o'qimaydi. Bosh mirza mektubni ulug' ovozda o'qishga boshladi. Assalomu alaykum janobi davlatpana hazir buzurg Ana Hazretimnin ömrünün uzun, dövlət səltənətinin ziyadı buluşunu tələb, uşbu məktubunu yezişimizdiki mudayimiz şuki. Bir qut səziniz. Biz ərkən nazan pərzəntlərinin qəbliqahi bolmuş canabi xan atımız ordudiki bir qısım söyxənçi, pitoxur əmirlərinin yalğan yavdaq sözləri və töhmətləri işinib, adavət tüqminiga su başlayan oxşayla. Mühbirəm pədərimnin məndək puştuğu işənməy, Yatlanın pitnesi işinip kalkındığın tonuma heyretti kaldı. O suhançlarının mudası perderini perzentliği düşman kılıp, arını buzup, kalay mı kançılık, yağı periyat götürüp taht seltenetini tatlı verişti. Pederimini oğul çekimçiler aynı yeri bir kısım riyakar emirlerimden damığı çüşüp gitip, Cenab-ı Kıblıgahim'den bir sonra tahtta oturup kalan edepsizliğimini misal getirip işendirmekçi buluşkandı. Oğul çağda ham, sadda, Nadan, əqilsiz ikən mən. Hazır şu işləni hər oylisəm qatdıq uyuləmə. Mən hər gizmə pədərgə qiliş tənləydiğən, pədərinin təxs səltənətigə xırıs qıldığan tuzkor fərzənd əməsmə. Öz növətədə xan atamğa şu işmə aşqarı bolğay ki, yıqınqı bir neçə yıldə astanıqı ayaq basmağallığın hər gizmə canabi pədbi büzürk varımdın rənci gəldiğim. Tacı təxid təməsi də batnı qallığım əməs. Ana Həzirtimgə qaranğı. Ətraflarını, ordunu nəçi onla tuzkor, haram tamak, yılan çayan məsəllik riyakar əmirlə uğruvağandır.
Gerçi kıblıgahımızın nazarı kainatta kâri, közü bürküsünün gidek ötkür, merhimeti aptattık ziyade, vücudu tanıdasız ilim parasetki tolgan bolsa mı? Lekin etrafıdaki ul tili hesel, dili zehar hoşametçi emirlerinin yalgan yavdak bildirleştiri sadası da yakşı yamanını ilgi kılamayı batırdılar. Şu sebeplik nurgun sadakatmen, istidatlık emirle, belki sipahla itibarsız karılıp harılını batırdı. Gerçi men Cenab-ı Pedrim'nin aptaptek cemalığa, ziyadek mihrige bir kınımın içine keç gündüz arzu kısam mı? Lekin aşı yılan çayan meselelik emirlerinin tuydurmayı neşterçelik kuyuştun vayim yap. Bir ilaclık piğanığı garık bulup, hesret nadamet yaşlarda közümünü solap, Cenab-ı Allah'ın pederimnin mübarek aziz teliği salamet işlep oturuvadına. Akılsız pederimnin sadaksızın mühterem pederim zınhar gumanlanmıgay. Benim bilişimce Cenab-ı Pederim'ge 26-27 yaşadılı Halık Seltenet tahtıda berkarar buluş nisip olan iken. Bana ben hazır 36-37 yaşta yıkılaştı. Az kem 30 yıl Kaşgar'ın naib emirlik tezginini tutup, yurttarçılık işlerine helil piştim. Seltenetimizin yurttarçılık işleri han adamını köp hardırıp etti. Minönce perde büzürgüm emri köperek hardıp edip, Halkımızdan uşak şişek yurttaşçılık işlerine özünü uğrup getmeyi, mübarek çinini asırıp, tahtı hatırcam oturup bese, yurttaşçılık işlerine bizler kim perzentleri, Kaşgar'da turup, devlet panahimge vakalten ahtursan degen muda deme. Yeni bir iş, Emir Mirzi Yusuf'ta Cenab-ı Anı Hazretimden rencip emez, belki ordudaki çoğu mezheplerinin çangılığı kırgızvagan bir kısım haram tamak, nakes emirlerinin yeklişidir. Pitni fasatlardan rencip bu dergahimizgi kegenken. Onunla köp nesiyetlerini kıldım. Kuda halısa pat yakında aldılarına leşkerleri birden kaydırmak. Ada ve tutmayı yakşı muamalı kılıçlarını ötürme. En ahırkı ötünüp kıldığın iltimasım şu ki, orduğu yoşurunu vağan riyakar emirlerini tazlaş için Cenab-ı Kıblıgahim'a en sadakatmen boğan Elem ve kalem maharetini kamal etken, Mirzi Gani Bek bilen Mirzi Necci Bek'e yokur mensep inam kılıp, etvarlı kişiliklerini tavsiye kılıp. Mirzi Gani Bek'ni aslanı emirliğe, Mirzi Necci Bek'ni ordu işik ağılık mensepine kötürüşlerini iltica kılıp. Bodu bes! Hanın gazetlik avazı emirlerini huddi beşiği tohmak tekkende köştü etti. Baş Mirza mektubunu tutkunca keçikli kaldı. Aslanı emri Mirzi Baba Bey bilen ordu işik ağısı Mirzi Tanrı Berdi Bey'den mensaplardan ayrılıp kiliş halkıda adavet ve kızgınış duyguları çermavağın yürekli kısılıp ensiz suku atardı. Ula şu turkuda şahsadının bu mektubuğa hanım işen mesleğine hudadın tohtumayı teliş etti. Şahzade ismini atıp durup yokuru mezhep tavsiye kılgan Mirzi Gani Bey bilen Mirzi Necci Bey'nin çıray ifadesinin şu tapta nimelerini oylavatkanlığını bilmek tolumu tehdit. Ulanın çırayda hayacalı niş tuyguları köre ecepli niş tuygusu köperek yedi. Hanın tuyuksuz gazeki gelginini körüp vücutlarını muzdek titrek bastı. Şu tokuda hanın nimi sebeplerin gazetlerin geldiğini bağırlık emirlerine karangu idi. Aklınızı barikallah şahzade, dedi Sultan Abdullah Han mezhara arlaş kılgısı bilen gel başla. Bizler kim han atınızı körsetken vabadarlığınızga teşekkür. Men uşak çiçek yurtatçılık işlerine özünü uğratmay, tahtı hatırcayam oturuyuşum ama. Ul bolsa Kaşgar'da turup yurtatçılık işlerine başkuramış. Bu menden upuç tahtalaşını bulmay değil mi? Aferin, aferin. İlgerlikte kemek her yardım işip gelipsiz. Öğretmişsiniz mi kaysi emirini, kaysi mezhep koyuşunu obdan birine? Şu küllerde ordudaki satkun asi emirlerini bilenmeyi yürekti. Bana, Hovturke Tumuşkız'ın ilini ardıp, şahsadem ol riyakarlarını öz ağzı bilen aşkarla bedemez mi? Sultan Abdullah Han şundak dedi de, kol bağlap durgan Mirzi Gani Bey bilen Mirzi Necci Bey'e nefret bilen alaydı. Şu haman
burnuğu özün turaşka başlayan bu iki şuhur dişan emirinin yörge tepeden çıkıp put kollarını can kandı. Gelin lan! Bir put sadin evi Sultan Abdullah Han kolunu gazet bilen çeldi. Satkun emir gani day bilen Necibe'ye derhal zindanı taşlan lan! Yasavullah'ın çangılda toşkandaki tipirlavatkan iki emir ah nahakçilik adalet de peryat gönderişti. Ханның газабыдан коркып кеткен башка әмирләр у ике әмирнең гунаһын тәләш түгел, чоңрак нәфәс илиш кылып бетен алмады. Шу тапта уларның күзгә шаһинчинның там торышларындагы алтын сүй ялтылган нәфис гүлне сыклар. Нәкыш өрнәкләр худди там торыштан моңлыган елан чаяллар дөмелдәп чыгып аткандә көрүнеп, вуҗудыга хәсәләп дәһшәт салды. Ostanning amirlik mansubi bilan ordi ishqog'liq mansubi ordidagi barliq amirlarning ko'zi qizdirdigan qo'lg'i kirgizishni kech kunduz orzu qildigan mansablardan edi. Chunki ostoniga hokim bo'lgan kishi qo'shimcha tuman kishilik ostoni qo'riqchi lashkarlarining qo'mondonligini ordi ishqog'isi bo'lgan kishi xillangan ordi muhofizachilar qo'shinining amirlik vazifasini qo'shimcha o'taydi. Bu mansablar vafosiz Tuzgur şahsadı yol vasanga setilgan emirlerinin kolu çıkıp kalsa, Sultan Abdullah Han'ın işinimige küçü yetmeydiğen adetteki adenge ayrılıp gelişi berdenlikli işti. Şahsadının moşundaki muhim uğrunda mektup arkalık başka emirlerini koyuşka tavsiye kılışı, çoğutapta Gumanhor Han'ı hazırlı esirge ayrılıp kalgandaki toyguluk yaptırıp kattık ve seplendirgendi. Mirzi Gani Bey bilen Mirzi Neci Bey'nin her ikisi Sultan Abdullah Han'ın işençisi erişip etibarlışığı nail boğan emirlerden deydi. Yakın emirlerinin mi şahsadigi setirip tetkerliğini bilgen Abdullah Han'ın gumanhorluğu şunçelik çekeği yetti ki. Şutatının özüyle bağırlık emirlerini zindanga mehkum kılıçtın özünü aran aran tutu aldı. Anı Hazretimge melum boğay. Dəb aldılarıq çıxdı bayatın bir fırsat kütüb durğan Mirzi Hacim Yatşibigi İgilginəcə qulluq durdu. Xan Yatşibiginin qapqara, qosa çırayığa şundaqlı qarab qoyub icazət bədi. Adətdə Yatşibiginin şum xəbərdən özgə məlumat yollamaydıqallığını obdan bildiğin əmirlə özlərini yəni allı qandaq palakətinin kütüb durvatqallığının vayimiyyət yürəkləri su boldu dədi. Bağırlık sezgilerini kolakka aylandırıştı. Ana Hazretimden keçilik muhafızetini, çarılışını küçük şakıdaki permanıq binaen, şehrinin bağırlık çoğun küçük koca, den rabatlarına paylaşçı, hobilerini uğurlaştırgan idi. Keçe, İğir Elyakı mahallede gör bağlıgan timsiklap yürgen kalender siyakıdaki bir siyak gümanımızını kozgap koydu. Təşkürüb axtırsaq, yenidən Şahzadə Yolbasxanın yazğan bunu məktubu tepildi. Şahzadənin nomi bilan ketişdik məxfi məktubun gepişkisi bilan əmirlərinin demi işçiyə düşüb getdi. Sultan Abdullah Xan bolsa qızıqqan halda təxtə yönəlgən gəvdəsini göstərdi. Baş Mirza Yaşibəyin qoldakı qatlanğan bir varaq qotan kağızını elib xanğa uzatdı. Xan kəlliş getən kağızğa şondaqla nəzərini ağdırdı da. Baş Mirza'nı okuşku buyurdu. Baş Mirza gelini kırıp mektubunu okuşku başladı. Zalim Han'ın dergahıydı itibarsız karılıp harılını vatkan. Edlu adalet izlep, keç gündüz Allah'ı nalı kılı vatkan mühterem Mirza Ganibek, Mirza Necibek, Mirza Eyyub, Mirza Yamğurçibek, Mirza Halibek, Mirza Seyfullahbek, Mirza Şahbek, Mirza Nevruz Divan Katarlık emirlerine yitip məlum boğay ki. Sizler kim sadakatmen yarı buraderlerinin derdu ahvalınızdan emir Mirzi Yusuf Bey cenablarından anlap haber taptık. Şundakla sadakatınızdan bildirip evetken mektup, kımmet soğuk salamlarınlarımı tapşırıp aldık. Mühterem cenabla, oğul karı küllerinin yok almakı az kaldı. Pat yakında aslanı asmında adalet kılıcı cevlan kılıp, naahçilik, zalimlik, mehşik hakkı uzatıldı. Sile şunun içe kançiki horluk tasanla mı yanına tahir kıgay sile. Huda kalısa pat yakında emir Mirzi Yusuf Bey'ni leşkerleri bilen aslanı yolu salı mı?
Onun için Kaşgar'ın cemi boğan hak adalet kazançılarımı hastaneye yitip barıdı. Çocuğa sizler Mirzi Yusuf Bey bilen işçiden maslaşıp, sipil kulluklarını ilgilisenle, biz teşhidin hocam kılıp, işçi teşhidin maslaşıp, hastaneye fakir kılgaymış. Sır aşkarlanmıgay. Namı uk bulunganın kiyen köydürü yitirgay. Cenab-ı emirlerden köp ümit var mı? Hanu Hakan Yolvas Sultan'dan de bilirseler. Hat okulup tamamını Şamallah, Şahin şimdi dat teriyat kapandı. Şahsadı Yolvas Han'ın mehbi hitede tılgı ilingan emirle Şahsadını töhmet horlıkta eğitlet kahşattı. Özlerinin hanıga seltenetki sadakatmen işgeliğini böldürüşüp zahliş yaptı. Aman kalan emirler olsa Kudağın'ın katli şükrü eğitişip Sultan Abdullah Han'ın bu kütülmeyen bala kazanı bir taraf kılıçını kütüp duruşandı. Bir aş pişim vakit içinde arkum arka yüzmeyen bu dişvarçılıktan nimindur sezip gumani tuyguluğa esir boğan bir kısım emirler hiyaldın keşkellerine Han'ı eğitişe bir kanç katın temsil işleyiyor. Han'ın dehşetlik elbazığı karıp özlerinin bu gelişmesi çetilip kılıçtan ensarıp Şükür kılıçla mecbur buldu. Onlar, hanın katlı gazetlenen vakti de eşkinin nesiyetine kulak salmaydığını obdan belişetti. Kahır gazeti çekik yetken Sultan Abdullah Han, iyilikli bəxtikarı emirlerinin nalı feryatlarına, yeliniş, yalmışlarına kulak mı salmasının hemmesini zindanga buyurdu da, Turpan'ın naib emiri, enisi Said Baba Han Sultan'ın ağıtısını kütüb ediş için, Kiyim almıştırmakçı bulup Şahin Hindin çıkıp geldi. Amın kağın emirle uh dep yengitsin eliştere. Hanın permanı binaen Turpan'dan kegen han ağacının istihbalığı belli açıkılan ağacı ayımlarını cablış için ordunun çıkıp odun kasırlarına yürüştü. Melike Şemşibanu ağacının harduk sorap silingan Şahane Dastıhan ordu beğedeki lalı zarra vaxta hazırlandı. Sultan Abdullah Han alahide hürmet gösterip Şemşibanu Melike bilen 10 yaşlık kızı Melike Mühterem Hanım'a 10 yeniden uğrun begeledi. Han'ın sol tarafı da çoğun hanıştın tartıp 4. hanışıca tertip boyuca uğrun erişti. Başka emirlerimi avçıları bilen özlerine münasip caydın uğrun erişti. Mihmallah bilen sahip hanı caylaşıp oturup boğandın ki kollarını duayıkı kütürüşüp kıskıgılı fatiha kılıç dedi. Kaytadın teyislik amallık soraştı. Sultan Abdullah Han, Şemşibanu Melike'nin inisi Said Baba Han Sultan'ın ahvaldın kaytadın sordu. Ve inisine şeyhin kallığını bildirdi. Melike Şemşibanu Han ağacımı hanığı yeri Said Baba Han Sultan'ın salamını yetkizdi. Ve evetken mehtubunu, ağaç gelen soğuğu salamlarını tapşırdı. Bir kadar resmiyet Yusuf'la ahırlaşkandan kiyin Dastıhan'a sinçayının oranı da altın kaşteşi camlarda muzdek saklanan şerbetler keltirildi. Kogun tavuz, üyrük şaptul, aynolu katarlık meyveler tüzeldi. Kani, kogullağa baksana, dedi çoğun haniş yenge ağacığa alahidi ilfat görsün. Aslanın kogulları, turpanın kogulları dek temlik emez. Şundak borsuma usuzluk mu basıdı? Aslanın koğullarımı tılını yağıdak şiirinke, dedi Şemşibanu ağaca koluğu ağın bir tılım kokunlu ülçedek kişilerinin nazaket bilin tadı. Tamik, Turpan'ın koğullarına yetmeydi, dedi Sultan Abdullah Han söz kutlu. Küçük vaxtımızda yiyen koğullarının tamik hazır gıcı ağzındı ba. Hazır gıcı ölçedek şiirin kokunu yapmaktı. Sultan Abdullah Han şondak degeç Turpan'da ötken balılık devrine ihtiyarsız isik aldı. Şu zamanlarda Turpan Komulla'nın hallık tahtıda oturgan dadısı Abdurrahim Han'ı köz aldığı keltirdi. Cennet mekan pederimiz Abdurrahim Han Hazretleri koğunu acayip amrak idi. Onun kışmı yaz koğun yeginini köretti. Çok sebepti mu? Kumul, Turpan diyarının dehkallarının kuğun perviş kılışkı bölekçi ipi ba. Yarakan egen pederimizgi cennet dımı aşı cennet nimetlerini tetişkan nisbıga ilahi. Mihmamı'dan körüşüp Sultan Abdullah Han'ın ətigenki kümül qaçlıge xelili kötürülüp getgendik.
Sonlaşka o dastxanda bölekçi içilip oldurdu. Sorun ehlige komul, turpanda ötken balılık hakkındaki bir kısım eslemelerini, inileri bilen kılgan körükülük, benbaşlık kılıklarını söyledi. Sorundakilerini köldürüverdi. Melike Şahbanu ağacının kışında hudu çoğun kişilerdek tartınmayı oturgan Melike Mühterem Hanım'a közü çıkan hanının dikti bu ciyen kızı merkezleşti. Uzun tal tal kerpikleri, toğaçtek nazigi sayı taşlap durgan bolaktek közü, iliptek töz, naçidek noksansız bu. Bir tal gilasını patırıp koygan dek oymaktek yığız ve nipiz levle arsızın mağarıp durgan görüştek işler. Kız, hakikaten bu damlık ressamının kolunu bütken yiganı güzel suretke okşaydı. Seferinin harcıkıdı mı, ya ki könlü tatmıdı mı, Melike Mühterem Hanım işini mi yemi geldi? Sultan Abdullah Han kızdın işki yerlik bilen sordu. Melikemge kolun tedirmedi mi kandak? Melike Mühterem Hanım hanı karıp tatlıktan iküldü de tartınmayla cevap verdi. Kuğunu tek iğiz değmeyen tutsam, teminin kandaklığını nereden bilek hanata? Emsiyat etip bekleyin Melike. Melike aldıdaki bir kas kökçünü işare kılıp cevap verdi. Bilkut sezinizdi. Uyup yeydiysem piçak yok. Sultan Abdullah Han şu cevabıyla bağırlık kas kılıngan kuğullarına piçak sancıp koyulmağalığını sezdi. Kakaklap közüp gitti. Mavişlikler. Bayanın izi Melikem'in nemi turup kaldıken desem, kas kılıngan kuğullarını astanede nem bile yedigen bulgu iti edip oyunup katı gelemez mi? Hanın kızısılık etken sözlerden hemmeyle kakaklap gülüşüp gitti. Şu arada Bekavul'dek mulazımlarını yürüp əpçilgini kalem tıraşlarını geldirdi. Ve bir tal kalem tıraşını Melike Mühterem Hanım'a örmet iştiram bilen uzattı. Melike kalem tıraşka şundaklı karıp yaratmağın halde sordu. Nimanda küçük belki bu. Çoğurak bıçaklar yok mu? Misalen hencer degendek. Bu... Bekavul Bey Melike'nin bu galip sualdan bir neçe dakika duduklap durup kaldı da. Bir dönde iyisini yığıp cevap verdi. Melike'mde çoğurak bıçak lazım olsa hazırlı ekel durak. Bu da hacetsiz, dedi Melike Mühterem Hanım Bekavul Bey'in nezer gözünü selip mi koymasın giyipini devamlaştırdı. Bana lazımlı bıçakmış yerdi bak. Melike Mühterem Hanım şundak dedi de. Ders orundan durup, yüzüge kızıkıp karab durgan Sultan Abdullah Han'ın keşiği kelip, han yenige isuagan her hıl dur, almaz, yaktladın köz koyup yasalgan gılaptın çıkırıp durgan altın saplık hancerge kol uzattı. Bu hancerini Abdullah Han'a Perganı Han'ı yıllık tapşırılgan olpalla katarda şahsi namıdın soğuğu kızan bulup, acayip hüner bilen yasalgan bu hancerini han tolumu etivarlıp yenidin ayrımaydı. Melike, edepsizlik ama cayınız durdurun. Dedi Şemşibanu Ağca kızının kepsizliğinin hıcır boğanı halde. Sultan Abdullah Han bolsa külümsürgen halde Melike Mühterem Hanım'ın gılaptın hancerine ilişiği yol koydu. Melike hancerini kolu gelip zoklanan halde bir neçe dakik karıb etkendin ken ornağı kayıp geldi de. Hancerinin uçubilen koğundun bir işlem uyup ağızı kısaldı. Oğunun tämi kandıgarak gel Melike. Sonra da Abdullah Han Melike'ni gerçekten mahcubudu. Tatlı ki? Dedi Melike temkinlik bile. Oğunun köre bunu hancar teki mi tatlı ki? Hani adam icazet verse bu hancarını mı yevesem değil mi? Sultan Abdullah Han Melike Mühterem Hanım'ın tolumu çeçerlik bilen hancarını üzdüğün sonra vatkallığını bilip kızının ahlige ve söz maharetine şunda kayıp oldu ki. Hiç işkilenmeyle en etivar boyunları katardı saklaydığın hancerini Melike'yi soğuk kıvetti. Melike'mge icazet, dedi Abdullah Han altın tokuluk kemirge esivağın gılapını yeşivelip Melike'yi tanıttı. Elan Melike, ol hancerini bunu gılap kısılıp saklap aldırma yevelan.
Beliqut şirketi de avazga elinip, Beliqut torda anıtılıvatkan Uyghur yazgıçısı Yasinjan Sadık Çoğlani'nin Jallat Xenim namlı tarihi romanı bugün müşahitçe anıtıldı. Davamını ertedeki anıtçımızda devamlık anıtıldı. Beliqut gazinesi Uyghur halkının örpazet, meşhur şahs, ibabet, makal temsil, çöcek, rivayet katarlık Uyghur medeniyet gazinesindeki bibaha göğerler. Karton ilpe, hanım nizam, işaret tili, ten terbiye, fizika, kimya katarlık 600'ün artık kesmi sahadaki Uyghurca, henzusi, enimlisi üşkül tel, 6 milyonun artık söz, avazen süret bir gevleştirilgen kompüter yumuşak detalı. Bilmegenlik bir kutum bil, Beliqut gazinesi.